C vitamini düşünün. Ras mutant tümörlerde çok etkili. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda hastaya enerji veriyor. Sadece kanser hücrelerine etkili, normal hücrelerine hiçbir zararı yok. Ya bundan daha güzel bir seçenek var mı elinizde? Bunu da mutlaka kullanmalı ve değerlendirmeniz lazım. Nasıl akıllı ilaçları kullanıyorsanız, nasıl kemoterapi kullanıyorsanız, hastanın dizayn ettiğiniz tedavisinin içinde bence C vitamininin çok önemli bir yeri olabilir. C vitaminini düşük dozda verdiğinizde ve ağızdan verdiğinizde kana yeterince geçmiyor veya belirli bir dozlara kadar çıkmadıkça kansere etkili olmuyor. Onun için damardan vermeniz lazım. Damardan ve yüksek dozda. Yüksek dozda vermenizin esprisi şu. Kanserde etkili olabilmesi için yaklaşık kiloya 1 gramın üzerine çıkmanız lazım. Yani 50 gram gibi, 70 gram gibi, 80 gram gibi dozları konuşuyoruz. Güvenilirliği kanıtlanmış, güvenli olduğu ortaya konulmuş ve kansere direkt etkili olduğu ortaya konulmuş bir tedavi yöntemidir. Bugün bütün dünyada da onaylıdır. Türkiye dışında ne hikmetse. Bu tedavilerde akıllı ilaçlarla ve yüksek doz C ile kombine ettiğiniz tedavilerde herhangi bir şekilde hastanın yani çok ciddi yan etkilerle karşılaşmaz. Zaten bunların çoğu haptır. İmmünoterapiler damardan uygulanıyor ama onların da yan etkileriyle mücadele etmek çok zor değildir. Daha kolaydır. Kesinlikle kemoterapinin yol açtığı harabiyetin çok çok daha azına yol açar.